Herkese merhabalar, Planner Sims'e hoş geldiniz. Jungle Adventure'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. En son burada uyumuştuk hatırlıyorsanız. Tam orada bırakmıştım birinci bölümü. Şimdi bu kaplıca hani iyi geliyordu, energized moodlet yapıyordu falan. Ya arkadaşlar ben yanıma aldığım hiçbiri dayanmıyor ya. Bu yemek işini nasıl yapacağımızı bilmiyorum. Ya bozuk bozuk yemekleri yediriyorum, mutsuz oluyor falan. Ama ne yapayım yani. Bu arada şimdi onun dışına çıktım, kapının dışına. Hani başka bir yer, bir sonraki kapı nerede diye. Daha doğrusu pardon, dışına çıkmadım, içindeyim. İçinde bir tane böyle bir yer var. Bunun kapısı açılmıyor. Belki diyor bir sonraki adventure'da açabiliriz. Ama bu sefer kesin açmıyor. Yani bu demek oluyor ki biz bir eve dönüp sonra tekrar buraya geleceğiz. Çıkmadan önce bir de şuradaki şeyi, bu kazı gömü işini yapmak istedim. Bu şeye gelirken, jungle'a gelirken arkeoloji skillinizin olması çok önemli. Ben gelmeden önce bütün kitapları bilmem neleri okutup böyle 10 saat kastım yani. Arkeolojinin max olması için, ama bunun şifresi de var. Şifreyle de yapabilirsiniz. Şimdi dışarı çıktığımızda asıl göstermek istediğim şurada bir tane. Hemen solda, kafanız karışmasın diye yön veriyorum. Çünkü ben birazcık karıştırdım bir noktada. O karıştırdığım ara kısımları kestim, yoksa 3 saat olur yani video. Çıktığınız gibi düz bakarken solda bir tane daha kapı var. Bir de bunun yanında bir kapı var. O da temple'a açılıyor. Şimdi önce bir buraya girelim. Ya bunlara ben random cevap veriyorum arkadaşlar. Yani oturup üstüne düşünecek bir şey yok burada. Ne olacaksa olacak diye. Artık. Yani. Ay. Aha. Yandı mı? Yandı mı? Nerede bizim şey? Neyse yanmamış. Okey. Şimdi buraya girdiğimizde bir tane şey, sandık gibi bir şey çıkıyor. Onun içini boşaltmak gerekiyor. Onun dışında da ben burada başka bir şey bulamadım. Bir de yerde yine bir kum vardı, gömü. Onu aldım. Onun dışında başka bir şey yok. Yani bakıyorum buralardan artık zaten harita bitiyor. Sadece görüntü var yani. Gördüğünüz gibi. O yüzden geri çıkacağım. Ama şeyin içinde de bir şeyler bulduk. O hazinenin içinde de. Bu üçüncü kapı arkadaşlar. Yine o arayışımı kestim. Çünkü çok uzun aradım yani. Niye bu kadar aradım bilmiyorum. Aradım. Şöyle düz bir yol. Kapıyı açtığınız zaman. Burada bir şey var mı? Yok. Sadece tuvalet ve uyku yapabiliyoruz burada. Heh. Şu düz yol, tamam. Şimdi buradaki yolu dümdüz aynen buraya kadar yürümeniz gerekiyor. Arkadaşlar bir uyku molası vermek durumunda kaldım. Çünkü uykusuzluktan bayılmak üzereydi. Şu uyku şeyleri çok işe yarıyor. Mutlaka yanınıza alın. Tabii uyumak için biraz dışarı çıktım. Tekrar gireceğiz. Sıkıntı yok. Daha önceden açmıştık. Sıkıntı yok. Ya bak gene soruyor. Allah. Tam bu sefer ilkin dedim. Evet. Size şey soruyor. Temple'a girmek istiyor musunuz? O yolun devamındaki kapı bu. Biraz dışarıda durup uyudum. Sonra geri girdim. Ve Temple'a, asıl son tapınak noktasına gelmiş bulunduk. Şimdi burada arkadaşlar şu kapıdan travel through demeyin, geri gelirsiniz. Şu merdivenlerin bir üstüne çıkmamız lazım önce. Yani burada, pardon, şunu atlamamamız lazım. Şurada bir tane ağaç var. Onun bütün harvestable'larını harvest edin. Hepsini toplayın. Çünkü içeride böyle elektrik çarpmasıdır, işte çok yorulmadır falan filan, böyle bize tapınaktan olası gelecek curse'lere, lanetlere karşı modumuzu düzeltebileceğimiz meyveler varmış içinde. Hepsini siz toplayın dursun. Zararı olmaz. Evet, şimdi önce şuraya bakalım. Yani gördüğüm her şeyi topluyorum arkadaşlar. Temple'ın içinde ne görürsek toplamamızda fayda var. Of, çok aç bu çocuk ya. Allah'ım. Cık.
Bu yemek işinin bir çözümü mutlaka vardır da ben bilmiyorumdur. Yani yapıp yanıma koyunca hemen bozuldu. 8 saatte falan bozuldu yani. 8 saat dediğin zaten ben bir tane kapıdan Sims'in 8 saatinde anca geçtim. Şimdi burada işte arkeoloji skilliniz işe yarıyor. Daha düzgün şeyler bulabilmek için. Onu bitirince alt kata indim. Alt katta da aynısı var. Onu da almaya çalışıyorum. Şimdi sağda gördüğünüz şey, ileride gördüğünüz kapı. Bunların hepsi şifre. Bunları böyle sağa döndür, sola döndür, şöyle yap, böyle yap diye diye deneyerek, tamamen deneyerek bu işte kapıdaki elektriği bilmem neyi atmaya çalışacağız. Şimdi bunlara bir şeyler döküyorum. Tamamen rastgele. Bir şey yaptı bize, gene lanetlendik. Bir şey oldu. Tadımız kaçtı. Ya burada nasıl diyeyim size, ilk seferde buldurmak falan yani çok mümkün gibi değil. Çünkü niye diyeceksiniz, mantı işte. Böyle garip garip etkiler oluyor arkadaşlar. Yani bir şey yanlış yaptığınızda pat bayılıyor. Yok işte üstünde bir şey scared moodlet geliyor falan. Şimdi bunları yani tek tek deneyeceksiniz. Bir noktadan sonra bazıları aşağı oluyor, bazıları yukarı, hani bunu dene gibisinden, ama o da tam garanti değil. Ben onu da anladım. Bu da olmadı. Yaktı. Yaktı işte yani. Bizi yaktı. Üstüne söndürücü köpük sıkmak zorunda kaldı. Ben bunları hatırlıyorsanız pazardan almıştım. Girişteki pazardan, birinci bölümde. O yüzden hazırlıklı gelmek önemli. Yoksa ölebiliyorsunuz. Yani bu temple olayı şaka değil. Harbiden simler ölebiliyor. Geçen bölümde de söylemiştim. O yüzden hazırlıklı gelmek en iyisi. O kendi aksiyon alıyor zaten. Yani üstünü falan şey yapacağı zaman, söndüreceği zaman. Özellikle denedim geçebiliyor muyum diye. Çünkü onlar çalışmadı. Geçemedik ve elektrik çarptı. Şu an daha da berbat bir moddayım. Yani şimdi sol tarafta bir de iskeletler var. Onları deniyorum. Onların elini mi kaldırıyoruz, kolunu mu indiriyoruz, bir şeyler yapıyoruz tek tek. Deneyeceksiniz. Yani bunun şey yok, bir mantığı yok. Önce şunu yap, sonra şunu yap. Her seferinde de değiştiğini düşünüyorum. Çünkü öyle yazmışlar. Bu arada iskeletlerle kapıyı açabildik. Birinin sağına, birinin soluna bir şeyler yapınca iskeletler açtı. Ama az önce hani üstüne toz döktüğümüz çanaklar açmadı mesela. Aslında açması lazım çünkü orada duran bir şey var. Herhangi bir yere açması lazım en kötü ihtimalle, ama açmadı. Şimdi alt katın kapısı açılmıştı bize. Alt katta gene böyle bir şey var. Şu koridorun sonunda iki farklı, bir şu döndürmeli taş var. Bir tane de iskelet var diye tahmin ediyorum. Ya da bir tane daha şeyle döndürmeli taşı farklı bir şey var. Bir bakayım. Evet, şimdi önce bir taş, ondan sonra karşısında bir tane daha taş var. Önce bir analiz etme tuşu çıkıyor arkeoloji skilliniz olduğu için, ama yani o da tam değil. Çünkü bu işe yaramaz dediği şeyler oluyor. Ben onu yapmadım mesela ve çalışmadı gibi. Ben bütün oraları kesiyorum sizin için çünkü fecaat yani. Öyle dene böyle dene, üf, dakikalarca. Birazcık can sıktı yani bu kısımlar. Hani sonunda hani tam olarak neye ulaşacağımı da bilmediğim için hani değiyor mu acaba gibi de bir soru işareti kafamda var. Görüyorsunuz böyle bir gördünüz, açıldı. Sevindik. Şurası açıldı. Az önceki elektrikli kısım açıldı. Hala aynı kattayız bu arada. İçeride bir sandık, bir gömü, bir de aktive etme taşı var. Gömüyü hallettim. Şu şeyi de açalım, sandığı da açalım. Şimdi genel olarak sandıklardan çıkan relikler alt ve üst olarak bir taban, bir de üst, iki farklı böyle, nasıl diyeyim size, heykel gibi, taş gibi şeyler. Onları önce arkeoloji skilliyle arkeoloji şeyinde, masasında, onların içini incelemeniz, ayarlamanız vesaire, onların değerini, zartını zurtunu, otantisitesini halletmeniz gerekiyor. Ondan sonra eğer yeterince alt ve yeterince üst bulabildiyseniz, ya da birbirine uyumlanan bir sürü kombinasyonlar oluyor. İstediğinizi seçiyorsunuz. O
Hani A kafasıyla C altını birleştirdiğinde şöyle bir şey çıkıyor. Ya da B kafasıyla A'yı A altını birleştirdiğinde böyle bir etki çıkabiliyor gibi formülleri var. Ama tabii elinizde hepsi yok. Yani eve döndüğünüzde elinizde ne varsa onlarla yapacağız. Şimdi ben oralara çok girmiyorum. Çünkü şu an sadece toplama aşamasındayım. Toplama aşamam bittiğinde eve döndüğümde masada önce onları güzelce temizleyeceğiz, bakacağız hani hangisi neymiş, çünkü tamamen toprağın içinde bir şey şu an gözükmüyor. İçinden düzgün bir şey de çıkabilir, çok alakasız dandik bir şey de çıkabilir. Onlara bakacağız. Ondan sonra hangisiyle hangisi birleşir ona bakıp bir işe yarıyor mu? Yani bunların maksadı... Ay gene mi yandık ya? Gene yandık, yemin ediyorum yandık ya. Bu kız köreldi burada, öldü bitti ya. Bir temple'dan çıkacağız diye. Şu yeşil sisi dağıtmaya çalışıyorum. Yeşil sis biraz bizi yaktı gibi ama geçerken bilmiyorum. Bakacağız. Size birinci bölümde demiştim ya bu simi kullanmamın sebebi hani ölürse yani çok üzülmem değil de yani en son yaptığım simlerden biriydi. Çok bir yaşanmışlığı yoktu o yüzden. Ne diyordum? Evet, o reliklerin yani altı üstü birleştiğiniz bir tane bir şey çıktı diyelim. Onun amacı, onun yaptığı şey kendinize ya da başkasına bir curse, lanet ya da bir blessing gibi bir şey, hani böyle daha olumlu bir şey verebiliyorsunuz. Enerji verebiliyorsunuz. Bu curse'lerden öldüren var sanıyorum. Yani o sıkıntı. Başkasına verirken kendiniz ölebiliyorsunuz diye biliyorum. Ama yani ben şu an hani 3 aşağı 5 yukarı inventory'ye baktığımda hani o kadar da onu birleştir şunu şuradan aldık bir toplama göremiyorum. Yani bir şu an temple'ın en son noktasındayız. Hani burayı da bitirdiğimizde şu sandığı da açtığımızda tamamen bitecek. Yani bunların hepsini topladığımızda çok da böyle aman aman işte Temple Exploration Complete. Bitti. Temple şu an bitti. Yani çok da bir şey yok. O yüzden benim anladığım aynı tatil anında değil. Bunu kesip tekrar yeni bir tatil başlatıp tekrardan explore etmek üzerine. Bu arada arkadaşlar bu çok önemli. Burayı hemen anlatmam lazım. Arkeoloji müzesine gidiyorsunuz. Bakın benim simimin üstünde yeşil yeşil halkalar var. Bu ölümcül. O yeşil gazdan oluyormuş. Bunu araştırdım. 24 saat içinde mi, 48 saat içinde mi ne? Eğer antidotu almazsanız sim ölüyormuş. Antidot da şöyle. Buradaki bilgisayara gidiyorsunuz arkeoloji müzesi miydi bu? Tamam, şimdi müzeye. O mahalledeki müzeye gidiyorsunuz. Bilgisayarı boş buluyorsunuz umarım ve antidotu satın alıyorsunuz. Bunun ikinci bir yolu daha var. Bone dust, yani bu iskeletlerin tozları. 3-5 tane buluyorsunuz zaten temple'da gezerken, bende de var. Elinizde o varsa buranın lokalleriyle, turistlerle değil, yerel halkıyla, bakın antidotum geldi bu arada. Hemen içelim. Oh, yarasın şifa. Yes. Gördüğünüz gibi normale döndü simimiz. Kurtardık. Buranın lokalleriyle. Ben şimdi lokal arayışındayım. Müzede lokal ve turist ayrımı yapmaya çalışıyorum. Bu insanlarla çok fazla konuşarak bu antidotun, bu iskelet tozu içeren tarifini öğrenip kendiniz yapabiliyorsunuz. Ama bu insanlarla bayağı konuşmanız lazımmış. Ben her şeyi denedim arkadaşlar. Yani kültür, bunların kültürünün skill'i oluyor artık siz de buraya geldikçe. Skill level'ım çok arttı, kültüre çok hakimim, kültürün dansını biliyorum vesaire vesaire. Yok arkadaş, ben şu mesela kırmızı gömlekli adamın lokal olduğunu biliyorum. Pazarda görmüştüm çünkü. Turist değil o. Şimdi başka bir yere geldim. Barımsı bir yere geldim bu pazarın yanında. Bakın orada da lokal olduğuna neredeyse emin olduğum, daha önce görmüş olduğum pazar alanında simlerle saatlerce konuşuyorum. Dil döküyorum. Özellikle bu
ortamın kültüründen konuşuyorum ki öyle bir şık çıksın. Arkadaşlar çıkmadı. Her şey denedim çıkmadı. O yüzden gidin temiz temiz bilgisayardan antidotunuzu alın için geçin. Bu bölümü burada bitiriyorum. Herkes kendine çok iyi baksın. Bir sonraki bölümde wilkleri ve lanet yapmayı bakalım nasıl yapacağız. Ona bakacağız. Ben de tam çözemedim. Bakacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.